aylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. sana ders bolca ben sizdeyim onlar burası onlar sus sevgili gençler merhabalar dersimize hoş geldiniz ben adem hocanız iş cevuz problemlerinde geliştireceğiz yedi çözeceğiz birinci soru gelsin Hakan bir işi tek başına 40 günde, Gökhan 30 günde, Dilara 60 günde, Yeşim 20 günde, Erkan 120 günde bitirebiliyor. Aynı anda 5'i birden çalışmaya başlıyor, 6 gün sonra 4'ü işi bırakıyor. Kalan kişi tek başına çalışarak 8 günde kalan işi bitirdiğine göre işi bırakmayan kişi kimdir? Şimdi bu sorularda hepsinin katı olan bir sayı alacağız. Hem 40'ın katı, hem 30'un, hem 60'ın, hem 20'nin, hem de 120'nin. Hepsinin katı olan sayı 120x. Bu bizim işin tamamı. Şimdi işin tamamını hepsi bir günde ne kadar bitirecek şekilde onları hesaplamamız lazım. O zaman tek tek yazıyorum. Hakan. Bu işin tamamını 40 günde yapıyorsa o zaman 120 x'i 40'a böldüğümüz zaman günde 3 x'lik iş yapacak. Günde 3 x. Gökhan'a gelelim. Gökhan'da toplamda 30 günde yapıyorsa 120'yi 30'a böldüğüm zaman günde 4 x'lik iş yapıyor. Dilara ise toplamda 60 günde bitiriyorsa o zaman 120'yi 60'a böldüğüm zaman günde 2 x. Er yeşime gelelim. Yeşim ise toplamda 20 günde bitirdiğine göre 120'yi 20'ye böldüğüm zaman günde 6x'lik iş yapacak. Erkan ise toplamda 120 günde bitiriyorsa 120x'i 120'ye böldüğüm günde 1x'lik iş yapıyor. Şimdi aynı anda beşi birden çalışmaya başlıyor. 6 gün sonra 4'ü iş bırakıyor. Şimdi Bunlar bir günde yaptığı iş miktarını toplarsak 3x, 4x daha 7x, 2x daha 9x, 6x daha 15, bir de buradan 16x'lik günde iş yapılıyor. 6 günde ne kadar yaptığını bulmak için 6 ile çarparsak burası da 96x olacaktır. Geriye kalan iş miktarı ise 120'den 96'yı çıkarttığımız zaman 24x kalan iş. Şimdi kalan işi arkadaşlar 8 e, günde kalan işi bitirdiğine göre o zaman e, bir ifadeyi 8'e çarptığımız zaman 24 x'i vermesi lazım. Demek ki arkadaşlar işi bırakmayan kişi Hakan olacaktır. Çünkü Hakan günde 3 x'lik iş yapıyor 8 günde 24 x'lik yani kalan işi bitirip sonuçlandıracaktır. O yüzden bu sorunun doğru cevabı Denizli olacak. İkinci sorumuz da şu şekilde. Bir depo buğday ve bu buğdayı depolara dolduran 3 makine ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Depo 208 ton buğday almakta. A makinesi 15 saatte, B makinesi 20 saatte ve C makinesi 60 saatte boş depoyu yalnız başlarına doldurmakta. Buna göre depo tamamen dolduğunda depodaki buğdayın kaç tonunu B makinesi doldurmuştur. Şimdi arkadaşlar 15 saatte dolduran bir makine ile 20 saatte dolduran makine arasındaki fark şudur. Yani aslında bunların daha az sürede dolduran makine aslında 1 saatte daha fazla kapasitede doldurma görevi yapacaktır. O yüzden daha az sürede bitirecektir. Yani ters orantı vardır. O zaman Makinelerin bir saatte doldurma miktarlarını bulmak için bunların ters orantı denklemini kurarsak yani a çarpı 15 diyeceğiz çünkü A'nın doldurma kapasitesi 15'te ters orantılı olacak. Aynı şekilde 20 çarpı B diyeceğiz ve son olarak da 60 çarpı c dersek bunların denklemini kurabiliriz. Şimdi 15, 20 ve 60'ı 60'da eşitlersem yani A'nın 1 saatte doldurduğu miktar 4x iken B'nin doldurduğu miktar 3x olacaktır. C miktarda 1x'lik doldurma görevi yapacaktır. Biz bunları topladığımız zaman 4x artı 3x artı 1x toplam 208 tona eşit olacak. Düzenlediğimiz zaman burası 8x eşittir 208. 208'i de 8'e böldüğümüz zaman 2 kere 8 16 geriye 4 kaldı. 48'de de 6 kere yani x'in değeri 26 tona eşit. Bizden B makinesi ne kadar doldurmuştur diye sormuştu. B makinesi 3x'lik doldurma görevi yapıyordu. O zaman 3 çarpı 26'dan toplamda 78 ton buğday doldurmuştur. O yüzden 4 seçeneğimiz ne olacak. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Eşit kapasiteli 8 işçi bir işe birlikte başlıyor. Her gün bir işçi işten ayrılmak şartıyla iş 5 günde bitiyor. Buna göre 3 işçi aynı işi kaç günde bitirir? Şimdi toplamda 5 gün olduğundan tek tek yazarsak. Birinci gün, ikinci gün, 3, 4 ve 5. gün. Şimdi bunlar eşit kapasiteli işçi olduklarından arkadaşlar bir günde bir günde bir işçinin yaptığı iş miktarına biz 1x dersek birinci gün bütün işçiler çalıştığından dolayı o zaman 8x'lik bir iş yapılacaktır. Her gün bir kişi ayrıldığından ikinci gün 7x'lik 3. gün 6x'lik, 4. gün 5x'lik, 5. günde 4x'lik iş yapılacaktır. O zaman toplam iş miktarı arkadaşlar bunları toplayalım. 8 7 daha 15, 6 daha 21, 5 daha 26, 4 daha 30x'lik iş yapmışlardır. Ben bu işi sadece 3 işçiye yaptırsaydım 3 işçi bir günde 3 x'lik iş yaptığından 30 x'i toplam iş miktarını 3 işçinin bir günde yaptığı miktarı böldüğüm zaman bu 10 gün olarak bulunur. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Bir işçinin yapmış olduğu iş ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. İşçi saat 13'te işin 3 bölü 5'ini bitiriyor. İşçi aynı hızla çalışmaya devam edip saat 14.10'da işin 5 bölü 6'sını bitiriyor. Buna göre bu işi işçi saat kaçta bitirmiştir? Şimdi hem işin 6'da 5'ini hem de 5'te 3'ünü bulabilmek için hem 5'in hem 6'nın katı olan bir iş miktarı belirlersek. Bu iş miktarı da ikisini çarpalım. 30x olarak belirleyelim. işin tamamı. Şimdi arkadaşlar saat 13'te saat 13'te işin 5'te 3'ü bitiyor. Yani 30 x'i 5'e bölüp 3 ile çarparsam 18 x'lik iş biter. Geriye 12 x'lik iş kalır. Şimdi işçi aynı hızla çalışmaya devam edip saat 14.10 olduğunda işin 6'da 5'i bitecek. Yani ben 30x'in 6'ya bölüp 5 çarparsam 25x olduğunu bulurum. Yani toplamda 25x'lik iş yapılmıştır. Yapılan iş miktarı toplamda zaten 18'di. Toplam yapılan iş miktarı 25x oluyorsa demek ki 7x'lik iş yapıldı ve bu 7x'lik iş arkadaşlar şu 13 ile 14, 10 arasında yapıldı. Yani 7x. Demek ki tam 70 dakikada arkadaşlar 7x'lik iş yapılıyorsa o zaman 10 dakikada 1x'lik iş yapılır. Bizim geriye toplamda 25x'imiz bitti. 5x'lik işimiz kaldığına göre o zaman 5x'i de 50 dakikada bitirecektir saat 14 onun üzerine 50 dakika eklersek o zaman saatimiz 3'ü gösterecektir. Doğru cevabımız Bursa. Son sorumuz. Her gün bir önceki gün havuzda bulunan su kadar su akıtan bir musluk. İçinde bir miktar su bulunan havuzun tamamını 42 günde doldurduğuna göre 1 bölü 32'sini kaç günde doldurmuştur? Şimdi elimizde bir tane havuzumuz var ve içinde bir miktar su var. Ben bu miktarı bilmediğim için buraya 1x dersem. Şimdi şöyle yapacağız. Toplam 42 günde doluyor. O zaman birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün nokta 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 42. güne kadar düşünelim. Şimdi her gün bir önceki gün havuzda bulunan su kadar su akıtan musluk. Yani 1 x su vardı 1x daha akıttı. Toplam birinci gün havuzdaki su miktarı 2x olacaktır. İkinci gün ise normalde birinci günün sonunda 2x vardı. 2x daha akıttı toplamda 4x su oldu. Üçüncü gün ise 4x kadar su akıttı toplam 8x kadar su olmuş olacak. Ben şimdi bunları şöyle düzenleyebilirim. Bu aslında 2'nin kuvvetleri şeklinde gidiyor. Yani burası 2 üzeri 1 çarpı x. Burası 2 üzeri 2 çarpı x. Burası 2 üzeri 3 çarpı x. O zaman demek ki 42. gün 2 üzeri 42 çarpı x kadar su dolmuş olacaktır. Yani havuzun kapasitesi arkadaşlar 2 üzeri 42 x kadar. Şimdi ben havuzun 1 bölü 32'sini bulabilmek için ben bunu 1 bölü 32 ile çarparsam 32 dediğimiz ifadede 2 üzeri 5'e eşittir. Bölme işlemi yaparsak 2 üzeri 37 çarpı x olacaktır. Bu kadar havuzun dolabilmesi için kaç güne ihtiyacımız var diye sormuştu. Yine aynı mantıkla arkadaşlar yaptığımız zaman aslında doğru cevabımız şu 2'nin üstündeki kuvvet olacaktır. Yani 37 günde bu havuz dolmuş olur. Evet videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka da videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.